Din, Allah, ahiret inancıyla ilgili sürekli tereddüde düşmek imana zarar verir mi? Tereddüde düştüğünüzde zaten iman yoktur. İman kelime olarak bir güvenme, bir bağlanma halidir. Yani iman olduğunda tereddüt ortadan kalkmıştır. Olsa olsa bir itikat, bir kanaatten söz edebiliriz. Tereddüt var ise iman olamaz. Tereddüt var, bir inanma durumu da varsa o itikat olabilir. O işte geleneksel inanç veya kanaat olabilir. Kanaatlerle birlikte tereddütler de onun yedeğinde kendisini, varlığını sürdürebilir. Ama iman var ise üstadım tereddüt olmaz. İmana zarar verir mi? Böyle bir şey yok. Çünkü iman olunca tereddüt ortadan kalkar. Sizin de bu tür gelgitleriniz oluyor mu? Belli ki bu soruyu soran, benim imanım var ama böyle gitgellerim de var. Benim imanım var, benim tereddütlerim yok. Gelgitlerim de yok üstadım. Ne dedim ben? Ben iman ettim. Ben bağlandım. Ben güvendim. Ben itimat ettim. Ben dayandım. Ben itikat sahibi değilim. Ben iman sahibiyim. Benim tamamen bir sağlam bir güvenme, bir tutanak, bir oluşmuş imanım var, kaya gibi. Artık benim kafamda gelim, gitim, işte tereddüdüm var mı, yok mu diye böyle bir sorum hiç olmadı benim üstadım. Ben itikat sahibi değilim ben. Ve birileri bana amentü billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusulihi oku, bu senin iman, itikat şeyin, öğretin diye dikte etti. Ben de onu okuyor. Onun için iman etmiş zannetmiyorum kendim. Ben imanımın hesabını, kitabını, emeğini kendi alnımın teriyle böyle emeği kazıyarak edindim. Bunu da öyle kognitif, bilişsel bir temele yaslayarak, rasyonel gerekçeler arayarak, şöyle yaparak, böyle yaparak, ispatlayarak, empirik deneylere başvurarak falan yapmadım işte. Bu bir sezgi, bu bir kavrayış, bu bir deruni hisle birlikte yaşam. Bunu nasıl oluşturdunuz? Bunu kendi hayat tecrübem içerisinde bizzat kendi kendimi yoklayarak, inanma, bağlanma, iman etme arzusunu içinde hissederek iman sahibi oldum. Bilerek değil, kanıtlayarak, ispatlayarak değil. Özellikle seküler tarafın bilim ve akıl çerçevesindeki iddia ve ispatları karşısında çoğu zaman cevapsız kaldığım ve kendimi boşlukta hissettiğim anlar kendimi kötü hissediyorum ama kalbim ve sezgilerim mutlaka bir yaratıcının var olması gerektiğini söylüyor. Üstadım ben Allah'ın varlığını hiçbir zaman seküler bilimin iddialarıyla tartışma konusu veya onunla karşılaştırma konusu yapmadım hiç. Ben bir kere seküler bilim dediğiniz şeyin bilgis dediği şey, bilim dediği şeyin ve bunu kurduğu paradigmayla kalkıp iman denen şeyi sınayamazsınız. Buna sınatamazsınız. Bunları karşı karşıya getiremezsiniz. Adam diyor ki ben doğru denen şeyi empirik olarak deneye sokarım. Gözlemlerim, ispatlarım, kanıtlarım ortaya koyarım. Bu doğrudur, gerçektir derim. Benim için ispatlanabilir, kanıtlanabilir, gözlemlenebilir, laboratuvar ortamına taşınabilir ve sonucu alınabilir olmayan bilgi absürt bilgidir. Yani anlamsız bir bilgidir. Doğru yanlış önermesi de kurmam. İşte bu mantıkçı pozitivistin bakış açısı. Üstadım mantıkçı pozitivizmin bakış açısıyla oluşan seküler bilimin ve böyle bir aklın karşısına imanı test ettiremezsiniz. Benim imanım o mahallelerde hiç gezmedi. Bunlarla karşı karşıya da gelmedi. Bunlarla karşılaştırmam. Üstadım yu'minune bil gayb diyorum ben ya. Yani gayba, şimdi bu ayetin de anlamı iki türlü de. Bir, münafık gibi inanmazlar. Herkesin içinde inandıkları gibi gayb halinde. Kimsecikler yokken, tek başlarınayken de inanırlar anlamına da gelir. Yani inanmanın bir keyfiyetini de anlatan bir ayet de olabilir. İman etmenin nesnesi de olabilir. Genellikle nesnesi olarak yorumlanır bu ayet. Yu'minune bil gaybı. Gayba inanırlar, iman ederler. Gayb ne demek? Benim bilgi ve beş duyu alanımın dışında kalan varlık demek. Varlık alanı demek. İhata edememişim. Bilgi konusu haline getirememiş. Yani
eşyanın hakikatini olduğu gibi kavramak. Bizim klasik Cürcani'nin tarifatındaki bilgi tanımlarının birisi böyle. Allah eşya değil ki hakikatini gidip ben kavrasam, ihata edebilsem. İhata edemediğim, varlığına dair sezinlediğim, sezgi sahibi olduğum, hissettiğim ve tamamen psikolojik bir hal içerisinde yaşanan öznel bir subjektif bir tecrübeden bahsediyoruz iman derken. Bunun objektivitesi olamaz imanın. İman tamamen öznel yani nesnel değil. Yani benim için, senin için, onun için, herkes için geçerli olması gereken bir, yaşanması gereken bir tecrübe değil. Bu tecrübeyi kalkıp seküler bilimin sürekli yani nesnellik diye Allah gibi inandığı nesnelliğinin karşısına dikip İmanı buna sınatıp ondan sonra da hocam ben tereddütlere düşüyorum. Üstadım sen imanı itin önüne atıyorsun. Ben imanımı itin önüne atmadım. Evet ben imanımı o alanlara sokmadım. Çünkü benim imanım bunlarla sınanacak bir şey değil yani. İman tamamen öznel, subjektif bir tecrübe. Kimseye de bu konuda hesabını vermek, sorgulanmasını açmak, sorgulanmasını yapmak mecburiyetinde de değilim yani. Evet. Bu yüzden imanınız varsa oluşmuşsa tereddüde mahal yoktur. Tereddüt olamaz. İmanın olduğu yerde tereddüt olmaz. İki, seküler bilimle iman sınandırılmaz. Üç, iman subjektif, öznel bir tecrübedir. Bunda nesnellik falan aranmaz. Nokta.